Milyarderden para, zenginlik ve yatırım tavsiyeleri. Öğrenmek için çalış, para için çalışma. Satış ve pazarlama becerisini öğrenmek zorundasın. Eğer iyi bir lider değilsen, sırtından vurulursun. İş yerinde de farklı değil. 30 yaşına gelmeden iflas etmek yararlıdır. Toparlanacak vaktin olur. İşçiler işten atılmayacak kadar çok çalışır. Patronlar onları istifaya zorlayacak kadar ücret öderler. Ne öğreneceklerinden çok kendine bir şeyler öğretecek işler ara. Belli bir meslekte karar kılmadan ve fare yarışına tutsak olmadan önce ne tür beceriler edinmek istediğine karar ver. Merak ediyorum. Acaba işçiler geleceğe mi bakarlar, yoksa nereye gittiğini sorgulamaksızın bir sonraki maaş çeklerini mi iple çekerler? Merak ediyorum. Yaşantını uzun vadeli düşün. Kendini satış konusunda yetiştirmek için A pazarlama işinde çalış. Satıcılık ve doğrudan pazarlama kurslarına, seminerlerine katıl. Dünya yetenekli yoksul insanlarla dolu. Bunun nedeni bildikleri değil, bilmedikleridir. Başarılı olmak için gerekli temel yönetici becerileri: 1. Nakit akışının idaresi. 2. Sistemin zamanın idaresi. 3. İnsanların idaresi. Uzmanlaşman gereken başlıca alanlar satış ve pazarlamadır. Nokta. Çok şey hakkında az şey bil. Kendinden daha akıllı kimselerle çalış. Daha akıllı kişilerle ekip oluştur. Verirsen alırsın. Mali bilgiye sahip olanlar sadece 5 nedene bağlı olarak aktif sütunlarını yükseltemez. 1. Korku. 2. Kuşkuculuk. 3. Tembellik. 4. Kötü alışkanlıklar. 5. Kibir. Zenginle fakir arasındaki asıl fark, korkuyu ele alma biçimleridir. Riskten ve kaygıdan korkuyorsan erken davran. Madem batacaksın, derine bat. Maddi başarısızlığın en büyük nedeni insanların sağlamcı olmasıdır. İnsanlar kaybetmekten öyle korkarlar ki kaybetmeleri kaçınılmaz olur. Herkes cennete gitmeyi düşler. Gel gör ki ölmek isteyen yok. Zengin olmak isteyip de para kaybetmekten ödü kopan çok insan var. Demek ki onlar cennete hiç ulaşamayacaklar. Hatalarından ders al. Hatalarını yarış çılgınlığına çevir.
Hatalar galip gelme dürtüsüdür. Bu bütün kazananların sırrıdır. Kazanmak, kaybetmekten korkmamaktır. Kazanmak, kaybetmekten korkmamaktır. Kısıtlı paran varsa ve zengin olma arzusunda isen, kendini dengelemek yerine öncelikle odaklan. Dengeli kimseler hiçbir yere varamazlar. Zengin olma arzusundaysan, dikkatini toplamalısın. Kuşkuculuktan vazgeç. Kuşkucu olmak, korkak tavuk olmaktır. Sen, sağlam adım atarken, fırsatlar önünden gelip geçer. İnsanların çoğunun yoksul olmasının nedeni, iş yatırıma gelince dünyanın ortalıkta koşturup bağıran korkak tavuklarla dolu olmasıdır. Kuşkunun bedeli ağırdır. Kuşkucular asla kazanamazlar. Denetimsiz kaygı ve korku kuşkuculuğa yol açar. Kuşkucular eleştirir, kazananlar ise analiz eder. Başarının sırrı, herkesin kaçırdığını görmekten geçer. Çoğu kimseyi yoksul bırakan düşünce, analiz etmek yerine eleştirmektir. Meşgul kimselerin çoğu tembeldir. Tembelliğin çaresi birazcık hırs. Bedelini nasıl karşılayabilirim diye sor. Karşılayamam demek kişinin zihnini köreltir. Sormak zihni güçlendirir. Ruhu dinçleştirir. İçinden ne geliyorsa öyle yap. Nasıl olsa biri çıkıp seni eleştirecek. Yapsan da sana lanet okuyacaklar, yapmasan da. Motivasyon. Nasıl daha fazla para kazanırım diye düşünmeye zorlanmak, jimnastik salonuna gidip bütün ağırlıkları kaldırmaya benzer. Beyin kaslarını ne kadar çalıştırırsan, o kadar çok güç kazanırsın. Bir konuda cahil olduğunu biliyorsan, o alanda bir uzman ya da konu hakkında yazılmış bir kitap bularak hemen kendini eğitmeye başla. Finansal dehanı geliştirmeye zaman ayır. Gücünü geliştirmek için 10 adım. 1. Gerçeğin ötesinde bir sebep gerekli. Hayatım boyunca çalışmak istemiyorum. Başkası için çalışan biri olmak istemiyorum. Babamın bana zaman ayırmamasından nefret ediyorum. Babamın yaşamı boyunca çok çok çalışmasından nefret ettim. Dünyayı dolaşmak ve sevdiğim yaşam tarzı sürmek için özgür olmak istiyorum. Zamanımı ve yaşamımı ben kontrol edeyim istiyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum. 2. Günlük seçim.
gerçek aktifler edinmeyi öğren. Nüfusun %90'ına göre zengin olmak fazla eziyetli. Ben zengin olmayı seçtim ve bu seçimi her gün yaparım. İlk önce eğitime yatırım yap. Gerçekte sahip olduğun tek aktif değer senin beynin. Her birimiz zihnimizi ne ile dolduracağımızı seçebiliriz. Nüfusun %90'ı televizyon satın alırken, iş kitaplarına ya da yatırım yapmayla ilgili kasetlere para harcayanların oranı %10'dur. Seminerlere giderim, ses kayıtlarını severim. Kibirli kimseler pek okumazlar. Ses kayıtlarına da, videolara da para harcamazlar. Neden yapsınlar ki? Onlar evrenin merkezindedir. Cehalete bak. Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir. 3. Dostlarını dikkatle seç. Yoksul ya da ürkek kimselere kulak verme. Böyle sevdiğin dostların olabilir ama bu onların korkak tavuk olduğu gerçeğini değiştirmez. Oysa çoğu kimse korkak tavukları dinler. Uyanık yatırımcılar paralarını revaçta olmayan bir yatırım aracına yatırırlar. Kârlarını satarken değil, alım sırasında yapacaklarını bilirler.